Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız bize neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim. Öncelikle aramıza yeni katılan arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz diyorum. E, ve de e, nasıl ulaşabiliriz diye soruluyor. 0533 031 0132 telefon numarasından aşağıda bırakmış olduğum bir link var. Orayı tıkladığınızda direkt WhatsApp'tan sadece yazarak konuşma penceresi açılacak. Buketle Kahve falı Instagram hesabından da yine bana ulaşım sağlıyor. Biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben fincanı kapatırken izleyecek bütün arkadaşlarımın gönüllerinden geçirdiği ne varsa gerçekleşsin inşallah diyerek kapatıyorum. Sizlere de dilimin döndüğünce rehberlik edeceğim. Her falımın sonrasında yapmış olduğumuz hoş olumlama sohbetleri diyelim. Benim de çok keyifle yaptığım bir durum. Şimdi fincanımızın geçmişinden bahsediyorum. Ben varsa geçmişte bir mesaj bizi biz yapan gerçeklerdir der. Ve mutlaka yorumlarım. Bu açıklamayı yeni gelen arkadaşlarımız için yapmaktayım. Şimdi gördüğüm şu. Aslında bakın resmen klasik bir fal bakımıdır. Ay Balık var, yol var, kuş var. Şuradaki balığı herkes görüyordur. Yani şöyle yaklaştırırsam. Yani resmen şöyle bakıldığında balık görüyorum orada ben. Bu bir kısmet. Yani fix. Falın ıı, rutini gibi ıı, hakikaten. E, çok kısmetli misiniz? Evet. Geçmişinizde kalan bir resmi süreciniz varmış ama. Çok umutsuz ve e, şeysiniz. Yüreğiniz bu anlamda böyle e, ne diyelim köpük köpük. Yani e, kıpır kıpır. Hep bir olumsuzluk sezinleme. Olumsuz mu olur eyvah vah 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 hali. Biraz e, evhamlı bir hal. E, gayet güzel gelişmeler haberlerinizi almışsınız. Şimdi uzun ince bir yol diyebilirim buraya. E, böyle bir yol, mesafe, iştir, yurt dışıdır. Bu bir tarla tezektir. Bu bir aranızda mesafe getiren bir kişiyle aranızdaki husumettir. Ama resmiyet veriyor. Ve siz bu resmiyetle alakalı olarak birisi sizi kucağınıza almış. Böyle sevinçten, sizin adınıza sevinçle sonuçlanmış bir durum. Şimdi A harfi var. A harfindeki. Ya o kadar ben buradayım diyor ki bu fal. Bu gibi böyle okuduğum, güzel okuduğum, akışı güzel olan fallarda çok hızlı böyle öyle olacak böyle olacak falan diye kendimi kaptırıyorum. Ee, bunun için öncelikle kusura bakmayın olur da kaptırırsam. A ve Y harflerindeki bir kişinin şuradaki soru işaretini görüyor musunuz? Elimle çizmiş gibi bir soru işareti var bakın. Yani şuradaki A harfindeki ve Y harfindeki bir kişi nasıl küçücük getirmiş karşısındaki insanı. Yani var olan sonucunuz sizin öncelikle E, M harflerindeki bir kişiyle sarmaş dolaş olup bir kutlama yapmanıza sebebiyet vermiş. Yani evham yaptığınız için olumsuz olur sandığınız bir şey olumlu sonuçlanmış. Sonrasında A ve Y harfleri olan bir kişi karşısındaki kişiyi küçücük görmüş yani gardı küçülmüş kendisi küçülmüş bir şekilde bu sonuç sizin adınıza şimdi dava bitmiş mi ya iki davanız var diyebilirim iki konu diyebilirim ya da buna şimdi belki bir resmi davanız varsa bitmiştir bakın bu dava diyorum ya ben mahkeme olarak algılamayın ya sadece dava demekte değildir aslında bir e, resmi imza tayin terfi çocuk belki de vekalet belki bir nakil bir bir şey bu yani resmi devlet imzası gerektirecek bir durum olduğu için ben dava diyorum. Ağzım o şekilde alıştı. Yoksa sadece illa açılması gereken bir mahkeme değil. Buradaki sarmaş dolaş gördüğümüz bu çift illa karı koca değil. Sevgiliniz yoksa evladınızdır, kardeşinizdir, komşunuzla sarılıp "Oh be, çok şükür." demişsinizdir. Bu evham sonucunda sevinçle sarılmışsınız birbirinize. Bu AY harfleri siz olabilirsiniz ya da sizin tarafınızda biri olabilir. Size bu davayla alakalı evham yaptırılacak yani yaptıran kişi küçülmüş. Gardınızı siz büyütmüşsünüz, güçlenmişsiniz, siz haklı çıkmışsınız, davayı siz kazanmışsınız. Hani bir şekilde sizin burada gücünüz yüksek. Sonra son bir ayınıza bakıyorum. Küçük küçük konuşmalarınız var. İnanın sizi sıkıntıya düşüren türden değil. Hani böyle durumu anlatıyor gibisiniz. Merak edenlere sonucu anlatıyor gibisiniz. S harfi burada baskın. S, A harfleri baskın hatta. Bu harfler de sizindir. Karşınızdaki kişinindir. E, yengeç burcu olan ya da yengeç gibi kıskaçlar olan biri. Yani biraz içine kapanık. Biraz susan. Biraz insanlarla sır küpü derdini anlatmaz diyebileceğim birisi ile karşılık konuşup iç dökmeniz söz konusu belki bu bu arada siz bile olabilirsiniz millete kan kusarsınız da ben o kızılcık şerbetiydi ya içtim mi onu dersiniz de mesajı veriyor olabilir ama burada güzel bir iç dökme var rahatlama var şimdi bugününüzde ve yaklaşık ekim sonu olarak gördüğüm güneş gözlüğü gibi kara gözlük takan bir kişinin sizi takip ettiğini ve bu ekim sonuna kadar bariz arkadaşlar ekim sonu ne kaldı ki ekim sonuna yani şurada 8-10 gün yok bile zaten. O yüzden şurada 5-10 günlük bir süreç sonrasında hani diyebilirim ki Kasım'ın 5'inde 3'ünde 1'inde sizin hayatınızda ikinci olarak gördüğüm o resmi imzalık işinizle bitirip ağacınız muradınıza ermenizi görüyorum. İki kişi kafa kafaya veriyorsunuz. Üçüncü kişi sizi telkin ediyor. Arabanız çıkmış arkadaşlar. Bir araba anlaşması, araba alma, satın alma, arabayı almaya düşünme, üçüncü kişiye fikir danışma, bilmiyorum. Aralık ayında var olan bu imza araba imzası bile olabilir. Çünkü gerçi bu arabayı araba olarak çıkmış ama direkt araba yani hani bir iş değişikliği, ev değişikliği, ev satın alma da olabilir ama sanki bizzat kendisi bu arabanın diyebilirim. Yani asker gibi güçlenmeniz var. Aha, araba arkadaşlar bu ayın sonunda değilse bile Kasımın sonunda alınır çünkü araba figürünün ikidir görüyorum. Tabii ki de sadece dört tekeri olan binip gideceğiniz bir araba olmayabiliyor bir falda mesaj. Yani bir ev değişimi, bir semt değişimi, bir iş değişimi, bir yer değişimi ya da zaten fiilen alınacak bir arabada olabilir mesajı vermekte. Arabanızı ikidir görmekteyim. Özellikle Kasım sonunda sizi çok dirayetiniz artıyor. Gücünüz artıyor. Yaşadıklarınız geride kalacak. Gücün, eski gücünüzü geri toplayacaksınız arkadaşlar. Çok takatsiz, çok mecasiz, çok yorgun, özgüveni gitmiş, haksızlığa uğramış. Hani kendinizi sürekli geride geride hep böyle arkadan arkadan gelen kişi olarak atletmişsiniz kendi kendinizi ama Kasım ayında özellikle zaten gelişmeler yaşadıklarınız bu ay sonunda da olacak olan son bir resmiyet Kasım ayında sizi gücünüze güç katar eski benliğinizle geri dönersiniz ben geldim der gibisiniz burada şimdi ee, sınav ibaresi görüyorum ama evladınızın sınavı mıdır bir mülakat mıdır acaba bir ehliyet sınavına mı gireceksiniz ya ben İngilizcemi geliştireyim şu İngilizce kursuna gitsen, bir kurs bir eğitim veriyor bunu da sadece size olarak değerlendiremem 80 yaşındayım ne ehliyeti kızım diye dinleyen arkadaşlarımız için söylüyorum bunu hani e, Kasım ayı sonunda aralığa doğru sizin bir sınav ibaresi evinizde konuşulacak yani bu sizin evinizin hanenizin içinde vermiş sizin değilse oğlunuzundur. Çocuğunuzun belki iş yerinde bir gireceği bir mülakattır. Kızınızın belki alacağı terfidir, eğitimdir. Ama bunu siz konuşacaksınız. Çünkü sonucu size sevinç vermiş. Yani diyorum ki ben Aralık ayında bu aileye var olan bir kategori yükselmesi, bir terfi alması, bir hmm, belki çalıştığınız iş yerinizde bir e, terfi demesek bile e, bir ne diyelim ona sektör değiştireceksiniz. Bir şey değiştireceksiniz. Benim burada gördüğüm bu değişimi sizin yaşayacak oluşunuz adınıza da sevinç vermiş. Aralık ayından sonra o kadar güzel bir rahatlamanız var ki arkadaşlar. Burada zaten bakın şimdi. Hani işte geldim ee, en şey yere. Kaç yaşındasınız? Boşanmış olabilirsiniz. Hayatınızda illa sevgili olmak durumunda değil. Ama bununla da bir yoldaşlık arkadaşlar. Çok samimi yan komşunuzla beraber Karadeniz turuna çıkarsınız. İşte İç Anadolu turuna çıkarsınız, Ege turuna çıkarsınız ya da zaten gerçekten hayatınıza biri girer ve siz hiç asla dediğiniz o koca koca büyük büyük ettiğiniz o lafları gerçekten yutmak zorunda kalırsınız. Hani e, maddi manevi belki kendinize yeten bir dünyanız olabilir ama yalnızlık Allah'a mahsustur diye de bir gerçek vardır. Neden böyle bir söylemde bulunuyorum? Gerçekten çok samimi söylüyorum. Aralık sonunda şimdi evliyseniz evet eşinize yeni bir sayfa açabilirsiniz. Burada bir yoldaş var arkadaşlar. Partner yok. Yani illa karı koca partnerliği e, aile bütünlüğü e, hani belki 50 yaşındasınızdır da Hayatta bir yoldaşa ihtiyacınız vardır. İşte bunu görüyorum. Hem de Aralık sonunda görüyorum. Hem de tertemiz görüyorum. Tavus kuşu gibi böyle nasıl söyleyeyim? Yani kadın avukatsa adam savcıdır. Hani kadın emekliyse adam çift emeklidir. Anlatabiliyor muyum? Aranızdaki fark erkeğin şimdi izleyici erkek arkadaşlarım da var. Burada arkadaşlar sizin hani bir eviniz varsa, bir arabanız varsa kadının sadece evi vardır arabası yoktur ya da sadece arabası vardır evi yoktur maddi olarak da kendi bandınızdan birini bulacaksınız yani kendi kefenizden denginizden ama kafalar da denk o yüzden partner gibi görüyorum yani ama bu partnerliği şimdi belki de kızınızla bir evde yaşıyorsunuzdur ikinizin de eşleri belki hani hayatta değillerdir siz anne evlat anne kız ya da anne oğul birbirinizi sırttaş yoldaş olmuşsunuzdur. İşte ikinizin yapacağı ocak sonu böyle bir hani kış tur yapacaksınızdır. Ama temiz. Ben önünüzü bu anlamda özellikle aralık sonu ocak için söyleyebileceğim şey şudur ki kafa kafaya huzur yolculuğu bu ya. Yani o yüzden yoldaş dedim partner bile demiyorum. Çünkü kafa kafaya vermişsiniz ve önünüzü çok açık göstermiş. O yüzden keyifli de gördüm sizi. İnşallah da tabii ki de hani her da, gam, keder, dert, tasa, borç neyse bu, hani o gönül yarası neyse, yaşadığınız, e, sınandığınız nokta geride kalsın da yani en yakın kız arkadaşınızla, en yakın erkek arkadaşınızla kafa kafaya gidin. Dağda çadır kurun, 3 gün kafa dağıtın falan. Belki de odur bilmiyorum ama güzel bir size, e, hayat anlamında bol oksijen vereceği bir yolculuk öyle söyleyeyim size. Aldığım enerji o çok samimi söylüyorum. Şimdi e, bu arada daha da e, çadır kurun dedim. Şimdi bu örneği de muhtemelen yorum yapacak arkadaşlarımız var. Siz de balık tutabilirsiniz arkadaşlar. Kim ne istiyorsa ben sadece farazi örneklerle anlatmaya çalışıyorum. Gördüğüm şekli bilginiz olsun. E, şimdi iş yeriyle alakalı ben bir asker almış çantasını birisini baş tacı etmiş. Siz işverenseniz de çalışansanız da. Oradaki işi siz yapansanız da hani siz yapıyorsanız bile. İki kişi sizin oradaki sağ kolunuz olur. İki kişi sizin gerçekten kurtarıcınız olur. Orada iki kişiyi görmekteyim. Totalde sizin yönettiğiniz iki kişiyle beraber iş tarafınızı güzel paralar kazanırsınız diyor ve kısmetli açık veriyor. Ailedeki kalabalığa hele bir gelin görün şurada. İnsanların siz o işte daha çıkıp çadır mı kurarsınız göle gidip balık mı tutarsınız bilmiyorum ama o keyifli haliniz milleti gelecek. Bu şöyle Bak sen 60 yaşında gitmiş da derler. Vay 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 70 yaşında Antalya'da güneşleniyor derler. Bir şey derler. Yani baktığım zaman kuru bir gürültü size zarar vermeyecek bir laf. Böyle çevreniz tarafından seviliyor musunuz? Evet. Size zarar vermeyecekler çünkü. Ama her biri de sizi değerlendiriyor. Yani dedikodunuz yapılıyor bilginiz olsun. A harfini de çok baskın görüyorum bu arada bildiğiniz tanıdığınız o A harfi yani öyle söyleyeyim size 3-4 yerde A A bunun sizin de bildiğiniz bir A'dan bahsediyor şimdi aşk tarafınızla alakalı çok uzayıp gitmiş geçmişinizden beri taşıdığınız bir yara mı bir boşluk mu bir durum mu bilmiyorum hani böyle ama eğer ki evliyseniz de beraber sırtlandığınız uzayıp giden bir mevzu bu arkadaşlar Ş U harfleri görüyorum e, F harfleri görüyorum. Hani kişilerin laflarına çok takılmışsınız. Özellikle kadının çok taktığını, D harfi çıkmış. D, R, A, dar. Yani böyle bir şey ta taşıyorsunuz bu laflarla alakalı. Bu kişilerin harfleri olabilir. Bu kişilerle alakalı laflarınız var. Ama şunu söyleyeceğim. Şimdi Ocak'ta taşıyorsunuz, Şubat'ta taşıyorsunuz, Mart'ta taşıyorsunuz ama hani beraber göğüslenmişlik var burada. Yani o Ocak'taki gelecek olan arkadaşla siz bir yolcular gidersiniz dedim ya. Hani belki de yoldaşınız denk geldi artık hayatınızda. Belki de kabul etmelisiniz, belki de ayak uydurmalısınız. Belki de gerçekten o kapıyı açmalısınızdır yaşınız kaç olursa olsun dolayısıyla şey diyebiliyorum çok net bir şekilde burada çok güzel bir ilerleyiş bu hani e, her çiftin varlığı da yokluğu da beraber sırtlanması ya niyeti İşte bunu yapan bir çift var burada temiz çok güzel konuşanları var ş, ç, e, f e, d, d harfindeki bu konuşmaları da geride bıraktığınızı görüyorum zaman zaman bunlar yükselse de sizin aranızda kesinlikle sonunda baktığımda Geride bırakacaksınız. Belki de bu kişiler size hayatınıza yeni biri girdiği için yorumlar yapacak. Kafanızı karıştırıyorlarmış gibi. Ama hani tutup göğüslediğiniz ve beraberliğe devam ettiğiniz bir ilişkiniz var ya da olacak diyebiliyorum açıkçası. İnşallah da güzel söyledim. Ne varsa sizlerin olsun isterim tabii ki de arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Ee, size nasıl ulaşım sağlayabiliriz? Buket Hanım diye soruluyor bana. Arkadaşlar. Aşağıda bir link bırakıyorum ya mavi bir çizgi üzerinde yazılan böyle e, harfler rakamlar. İşte oraya tıkladığınızda WhatsApp'tan konuşma penceresi açılacak. Direkt benimle WhatsApp üzerine sadece yazarak ama ulaşım sağlayabilirsiniz. Buket'te kahve falı Instagram hesabında yine sadece yazarak ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Sabahları saat 10'da, akşamları da saat 6'da Türk kahvesi falı, her gün saat 3'te de tarot açılımı yapmaktayım. İşte en sevdiğim kısımlardan bir tanesi de bu. Ben falı keyifle bakıyorum ama kahinde değilim. Haşa öyle bir haddimiz, öyle bir yetimiz mümkün değil. Kimse göremez zaten geleceği Rabbimden başka ama falan inanma, falsız kalma diyebiliriz. Bu enerjiyi olumlama anlamında, pozitif çevirmek anlamında dinleyebiliriz. Ve en sonunda benim konuşmalarım Evinizdeyim ya da siz benim mutfağımdasınız. Ben burada mutfakta kahve içtim. Hoş sohbet ettim. Ve yorumlamaya devam ediyorum gibi hissettiğim bir alan. Bu fal sonrasında. E çok da keyifle yapıyorum inanın o yüzden şunu söylemek istiyorum süreç bizi zaten yani yoğurdu hatta maddi manevi her şeyimiz varsa bile kaygılı bireyler haline gelebildik e ve bu kışta bizi böyle biraz İşte kışın gelmesiyle biraz kaygılar da arttı Rabbim tez vakitte bu illeti kökü kurunsun inşallah diyoruz hep beraber sağlığımız yerindeyse de su yolunu bulacak bizim buna inancımız olmalı. Bugün kapanan kapılarımız yarın açılacak. Belki en hayır şekliyle açılacak. Belki de kapanan şer şekliydi bilmiyoruz. Bunu bize zaman gösterebilir, umut gösterebilir. Umut edersek yarınları görebiliriz. Umudunuzu yitirmeyin arkadaşlar yarınlarınızdan. Tabii ki de en yakınlarınızdan aldığınız darbeler bile olabilir. E, canınızdan, kanınızdan bile olabilir bu darbeler. Benim nacizane tavsiyem bedduadan korkarım. Sevdiğinden çıkar diyorlar arkadaşlar. Sevdiğimin bu meselede yeri yok. O yüzden hep ben şey derim. Allah herkesin kalbinin ekleğini yedirsin derim ki bir insan kalbine neyi varsa o kalpte neyi biriktirdiyse ancak etrafındakilerin onunla paylaşabilir. Yani herkes ektiğini biçebilir. Dolayısıyla üç günlük dünya ne yaşattıysan kendini tatmadan uygu gözlerini yummayacaksın. Siz siz olun kalbinizi güzelliklerle doldurun. Her biri sizin olsun diyorum. Sağlığınıza psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarın arıza umudunuzu yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin diyorum. Videomun sonuna geldim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlerden aldığım pozitif enerjidir. Beni ayak tutan sizler de iyi ki varsınız arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.